Selam, merhaba herkese. Evet, ne yaptım? Çamaşırları topladım, geldim. Şimdi üstü süzeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Bugün bir yöntem deneyeceğim. Nedir bu yöntem? Çay tabağı koyacağım. Bekleyin. Benim düz çay tabağım bir tanecik var. Bir tanecik var. Şimdi sütü süzmeden önce şu çay tabağını bir durulayım. Süt taşı niyetine. Şimdi şu tenceremin içini de içme suyuyla güzelce her yerine ıslatıyorum. Tabağı içine ters şekilde koyuyorum. Şimdi şunu da bir durdurayım ya. Temiz gerçi ama bir şeyler var biraz. Daha önceden kalmış. Bunu çözebilsem aslında çok iyi olur ama mümkün değil. Ben bunu çözemiyorum. O yüzden her zaman böyle üstünü kesiyorum ve çok aşırı dikkatli bir şekilde şöyle süzüyorum. Evet. Tertemiz ya. Tertemiz. Aslında süzmeye bile gerek yok ama alışkanlıkta süzüyorum ben. Hani şu vardır ya insanlarda. Ne olur ne olmaz. Benim de o hesap. Ne olur ne olmaz. Süzüyorum ben. Şimdi mutfaktayım. Esas şey yıkayacağım. Ispanak yıkayacağım ama ıspanak yıkamadan önce benim daha acil bir işim var. Nedir bu acil iş? Şu güzelim, muhteşem, ondan sonra harika şeyi, terbiyeli kerevizi porsiyonlamak. Çünkü duramıyorum yerimde. çünkü biraz fazla, ya biraz fazla aslında 2 kilo kadar, zaten 2 tane kökü 2 kilo geliyor şeyin, kerevizin. Kereviz aldım. Bu bize fazla. Böyle yiyebileceğimiz ölçülerde şurada porsiyonlar. Aslında bu bir dakika büyük olacak. Bir tık küçüğünü alayım ben. Mantıklı. Evet. Şöyle ki çünkü tenceresi bana lazım. O işi de aradan çıkartayım. Çünkü yine çünkü ıspanağı şeyde yapacağım. Bir de hani tam zeytinyağlı dün yaptım. Ay size göstereyim ya bir dakika. Bakar mısınız? Terbiyeli kereviz. Ay çok lezzetli. Muhteşem bir tadı var bunun gerçekten. Şöyle birer, yani ne kadar yiyebilirim diye düşünüyorum. Tabi suyundan da mutlaka koyacağım. Susuz olmaz. Havuçlarından. Muhteşem. Eh be Seraycığım, bu nasıl bir tattır ya. Deli misin, divane misin? Bu kadar bu kadar yeter. Şöyle şöyle. Şimdi bunu böyle. Şurada şöyle koyacağım. Havasını çıkartıp. Şuna bak şimdi. Sapı tepede kalmış, onu ben yedim. Şöyle şöyle. Dondurucuya atacağım. Şu şekilde. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şöyle bekle. Kaç porsiyon yapacağım? Hep böyle elimin altında olması da iyi oluyor. Meze gibi de duruyor dondurucuda. Şak şuk şak şuk çıkartıyorum. Benim öyle dondurucuda içli köftem var. Sotelenmiş çıntarım var. Mantarım var. Ondan sonra sarmalarım var. Lahana. Ama şey, beyaz lahana. Ondan sonra yaprak sarması. Ne bileyim, yapmışken yapıyorum. Ondan sonra böyle birer parça birer parça çıkarıyorum. Yani böyle şey, ne derler ona? İçli köfte diyesin. Kendi de söyledim onu. Sulu köfte için. Hani bir seferde yapıyorum köftelerini. Koyuyorum dondurucuya. Yapacağım zaman bir patates, bir soğan. Şak şuk. Yemek anında hazır. Pratik. Poğaçam bile var. Şimdi böyle ama az az tabii. Hani kalkıp da 3 tepsi poğaça yapıp dondurucuya atmıyorum, atıyorum yani. Hani bir ölçü yapıyorum. Bizim yiyebileceğimiz belli. Kalanını
mesela dondurucuya atıyorum 4 tane. Çeşit oluyor sonraki günlerde. Ya da böyle bir acil acıktığınızda ya da ne bileyim ihtiyaç olduğunda hemen oradan çıkarıp hazır oluyor. Seviyorum. Mesela patlıcan közlediğimde de mutlaka mesela diyelim ki hünkâr beğendi yapacağım ya da patlıcan közleme yapacağım, ekşileme yapacağım falan. Mutlaka bir iki tane fazla közlerim. Onu da dondurucuya atarım. Hemen ama elimin altında istediğim her şeyi yapabilirim onunla. Bu arada şu ay sütümü unutmayayım ya. Dur. Unutmayalım. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Dibinde tabak var. Çay tabağı. Süt taşı niyetine geçecek. Geçen Instagram'da sormuştum. Sütün taşması tahta kaşık. Tahta kaşık bende işe yaramadı. Şöyle tahta kaşığı şöyle üzerine koydum. Ama taştı. Ay bu çok lezzetli duruyor. Öf, aşırı lezzetli bir yemek. Siz sever misiniz kereviz, enginar? Ondan sonracığıma Şevketi Bostan. Benim en sevdiğim yemeklerdir. Şevketi Bostan'ı çok severim. Burada görmedim daha henüz. Bilmiyorum burada pazarda henüz hiç görmedim. Denizli'de Şevketi Bostan var mı onu da bilmiyorum. Görürsem illaki alır yaparım. Nereden yapacağım? Şuradan. Anneanneciğimin tarifinden tıklayıp bakabilirsiniz. Anneannemden nasıl gördüysem o şekilde onu yapacağım. Şimdi bu son artık bir tabaklık kaldı. O da benim artık yiyeceğim onu yani. Böyle böyle hazır. İşte bir çeşit yemeğim hazır. Zeytinyağlı kereviz. Ama bu terbiyeli. Ben terbiyeli seviyorum ya. Çorbayı da öyle. Şeyi de öyle. Şimdi bunları şu büyük dondurucuya götüreyim. Süt de kaynasın. Bugün ara ara görüşeceğiz. Şimdilik bay bay. Ocak başından selam. Evet, ocak başındayım. Şuraya bakın. Şimdi havuçlar hazırlanacak. Şimdi düşünüyorum havuçların hepsini buzdolabına mı koysam yoksa buharlayıp da mı şey yapsam. Cildime bakın ya. Evet, şimdi sütüm kabarmaya başladı. Havalandırıyorum onu. Havalandırmak yani şu. Şöyle şöyle yapıyorum. Evet. Şimdi bu kaynadı. Altını kısıp ani yüksek sıcaklığa çıktı. Evet, şimdi bir tane kap hazırlayacağım. Soğuk suyun içine oturtup birden sıcaklığını düşüreceğim. Böyle işte ocak başındayım, sütü bekliyorum. Sütten sonra şöyle karnabaharlarım vardı, onları kızartacağım. Yine o karnabaharlardan biraz çocuklara da ayırdım, buharda pişirmiştim. Kalanını da içeceğim, salata yapasım gelmedi. Normalde ben karnabahar kızartmasını çiğden yapıyorum. Şurada linkini hemen ekleyeyim sizlere. Böyle olunca da dedim hemen iki cızbız yapayım. Mısır ununda yapayım dedim. Bugün mısır ununda güzel oluyor. Çünkü bir gözüm de sütte. Bakıyorum ne yapıyor diye. sonra ıspanakları yıkayacağım. İşte elektrikli tencerede onu da halledeceğim. Bir de makarna kalacak. Makarna da sofraya oturmaya hazır. Çünkü saat daha 3.30. Yani 3.30. Şöyle şöyle. Sütte öf. Bu süt çok güzel ya. Bol kaymaklı süt. Muhteşem. Çok güzel. Yoğurtlar da kaymaklı oluyor zaten. Şimdi bunların kavanozlarını da hazırlayayım. Güzelce. İçeride yerini de hazırlayayım. Yeri derken işte battaniyeli, polarlı. Çok güzel. Uygun ortam sıcaklığı düşmeyecek şekilde bir yer hazırlıyorum. O da önemli. Evet. Güzel. Gerçekten güzel. Bu tabak işini sevdim. Siz de sütüm taşmasın diyorsanız çay tabağı koyabilirsiniz. Porselen koymayın. Bir takipçim yazmıştı. Çok da güzel bilgilendirmişti beni Instagram'dan. Porselen çabuk kırılabiliyor, dağılabiliyor. Aman dikkat Seray Hanımcığım demişti. Çünkü bana porselen de koy diye yazanlar olmuştu. Sormuştum çünkü Instagram'da. Bu yöntem iyiymiş. Süt taşı veya işte çay tabağı cam. Cam her zaman iyidir demişti. Gerçekten öyleymiş. Taşmıyor. Şimdi taşıyormuş. Ne gülerim var ya. Şu an altı kısık. Ay bu taşıyacak.
Hayır, 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 hayır. Vallahi yetiştim. Yok arkadaşlar, yok yok yok. Şey de işe yaramıyor. Çay tabağı da altı kısık olmasına rağmen çay tabağı da işe yaramadı. Ya da ben bir yerde yanlış da yapmış olabilirim. Biraz yine açıp kısayım. Ay son anda yetiştim, inanamıyorum. Ben süt taşı alacağım, en son onu deneyeceğim. Yok arkadaş ya, gerçekten hayret ediyorum ya. Yok 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 yok. Kapattım altını. Şu tabağı çıkaracağım. Bildiğim usul devam edeceğim. Yok, cam sağlıktır da şey, bu bir dakika şuraya koyayım şunu. Yok, çay tabağı da olmadı. Ya arkadaş, yüzüm gülmeyecek ya. Yüzüm gülmeyecek bu süt konusunda benim. Şey, süt taşırmama konusunda. Ya varsa yöntemleriniz yazarsanız sevinirim. Denediğim yöntemler üzerine tahta kaşık koymak, içine çay tabağı koymak. Maalesef ne o? Çay tabağı hatta daha çok taşırdı. Öyle söyleyeyim. Ay hayret. Bir kase at diyorlardı. Dur bir de onu deneyeyim ben ya. Bir dakika, şu taşar diye korkuyorum. Altını kapatayım, geliyorum. Tekrar açtım altını ve kıstım. Şimdi şöyle kaseyi salladım içine. Bakalım o işe yarayacak mı? Aa. Canlı canlı gösterdim size. Gerçekten hayret bir şey. Hayret bir şey. Şuraya bak. Bu süt illaki, yani yöntemleri deneyeyim diyorum ve taşıyor ya. Hani süt taşırmayan yöntemler, hepsini de uyguluyorum ama taşıyor arkadaş. Benim sütlerim taşıyor. Bereket diyelim. Sakarlığımızı ve iş bilmezliğimizi kapatalım. Heh, kaynamaya başladı tekrardan. Altı kısık şu anda. Taşmıyor gibi. Sanki bu sefer oldu gibi. Tabak koydum içine, cam, kase. Bak tıkırdıyor. Bak diyorum, duyun. Ben de göremiyorum kaseyi. Ama tıkırdı. Evet, bu yöntem oldu gibi mi? Korkuyorum da. Evet evet, bu yöntem oldu. Bakın bu yöntem oldu gibi. İçine cam kase koydum. Oldu gibi ama sütümü havalandırmam lazım. Evet. Bu oldu oldu arkadaşlar. Kısık ve şey şu anda. Cam kase oldu. Ay çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Evet. Dipten de alalım. Dibi bakalım. Dibinde kontrol. Evet, güzel. Yes. Evet, güzel. Ama ben yine süt taşı görürsem alacağım. Bulursam bir yerlerden, bayram yerinde bulabilirim diye düşünüyorum. Süt taşı alacağım. Onu da çok merak ettim. Denemek istiyorum. Bu cam tabakta oldu bu arada. Bakın. Cam tabak var içinde, kase. Yani cam kase var. Olduğu yer kaynıyor zaten. O kaseyi mesela şurada ya, şuraya götürdüm mü orası kaynıyor. Kasenin olduğu yer kaynıyor. Gayet de güzelmiş. Çok beğendim. Bak kaseyi götürdüm. Şimdi orası fokurduyor. Güzel güzel. İyi azallah. 5 dakikam kaldı. 5 dakika sonra ben şimdi gideyim, hazırlık yapayım. Sütü soğuk suyun içine foş diye oturtacağım tencereyle birlikte ve ani ısı düşmesi olacak. Evet, ev şeklinde pasterizasyonumuz olmuş olacak. Ay 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 ay, yok arkadaşlar, yok. İptal iptal. Bu da olmadı. Ay taşıyordu, kapattım. Ki altı kısık ya. Rezil oldum bugün, yemin ediyorum, bakayım. Aa. Yöntemleri deneyeyim diyorum. Yok arkadaş. Denettirmiyorlar. Bakayım. Ya da bana taşıyormuş gibi mi geldi az önce? Beynim yandı iyice ya.
Bak bak nasıl kaynıyor. Ama köpükler yükseldi ya. Belki de taşmayacaktı, bilemiyorum. Bilemedim. Şunu köpüğe bakayım. Havalandırdığım için köpükleniyor bu arada. Hadi ya. Yok yok oldu ya. Oldu. Ay vallahi bilmiyorum artık. Pat 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 kaynıyor. Evet, ben gidiyorum hazırla. Sonra tekrar görüşürüz. Selam. Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Ben şimdi şeye geçtim. Ispanağa geçtim. Ispanağı yıkıyorum. Şu bakar mısınız? Susuz. Teyzemin, ablamın artık kendi ektiği ıspanaklar. Şimdi ben bunları güzelce ayıklayacağım. Birkaç kere yıkayacağım çünkü çok topraklı oluyorlar. Karbonatlı suda bekleteceğim, durulayacağım. Birazından yemek yapacağım. Ender'le bize yetecek kadar. Sonra çocuklara da ayıracağım. Nasıl ayırıyorum? Kurutuyorum güzelce. Dondurucuya atıyorum. Çiğ şekilde porsiyonluyorum. Sonra onların yemeklerinde kullanıyorum. Ya da kendimiz için diyelim ıspanak lazım oldu. Hemen oradan alıyorum. Ne yapıyorum? Dondurucuya attığım ıspanakları. Ispanak sote yapıyorum. Borani çok severim. Borani yapıyorum. Sonra böyle bazı yemeklerin yine soslarında ıspanak lazım oluyor. Orada kullanıyorum. Ben şu küp kısımlarını kesmiyorum. Çok hafif aldırıyorum. Şöyle dörde falan bölüyorum ya da ikiye bu şekilde yapıyorum. Bazen de işte böyle ıspanak yemeği de yapmıyor değilim. Ispanak da gerçekten güzelmiş. Tabii ben bunu dün değil bir önceki gün aldığım için birazcık solmuş ama gerçekten susuz. Susuz dediği şu yani daha önce de söylemiştim ıslatılmayan hani ıslatıyorlar ya pazarda bu ıslak olmayan ıspanak. Güzelce bunları foşur foşur yıkayacağım. Kum kalmasın. Çünkü bu yeşil yapraklı sebzelerde işte şeyde de marulda da aynı şekilde hani yediğimiz çiğ olarak ıspanak da aynı şekilde çiğ veya çiğ salataya da konuluyor ıspanak. Marul olsun, ıspanak olsun. Böyle hani çok kum tutan şu şekilde. Maydanoz olsun, dereotu olsun, nane olsun. Şöyle sadece suyun altına tutup tükettiğimiz zaman ilk yediğimizde tabii ki bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama belli bir süre, belli bir zaman geçtikten sonra belki duymuşsunuzdur. Böbreklerimizde taş veya kum oluşuyor. Benim öyle sökeden tanıdığım biri şimdi çalışan olduğu için çok önce tabii bu. Öğle yemeklerinde dışarıda yiyor. Tabii restoranlarda falan. Salatadır, işte ne bileyim belki ıspanaktır, bilemiyorum. Yediği yemeklerden dolayı çok fazla kum birikmiş. Gerçekten çok zorluk çekmişti. Doktor ona demiş ki yeşilliklerini çok iyi yıkayacaksın. Bakın bu konuda da yani zirai ilaç kalıntıları kalması bir yana, ne bileyim işte temizliği, hijyeni bir tarafa. Sağlık için esas önemli olan bence bu. Bu kumları, çamurları yani şöyle tutup maydanoz olsun. Şimdi bundaki gözle görülüyor ıspanaktaki. Ama maydanozdaki, maruldaki gözle görülmüyor. Ben çok görüyorum öyle. Zaten şöyle tutup doğruyorlar. Semizotu olsun. Şimdi aklıma geldi. Çok iyi yıkayıp arıtmak gerekiyor. Ben hani bu karbonatta bekletmeyi falan geçtim artık. Hani o kadar güzel bekletmek gerekiyor ki çünkü şöyle hani mesela insanlar bazen şunu da söyleyebiliyorlar. Aa ben kendim ektim niye karbonatta bekleteyim ki? Hani yıkıyorum gidiyor olmaz. Kum yok mu? Nerede? Pamuğun içinde mi yetiştirdin mesela? Kum yok mu? Toprak yok mu? Sen gözünle görmüyor olabilirsin ama var var. Toz var yani. O tozdan belki sen kendin hiç ilaç yapmadın. Çok organik yaptın. Belki yan komşun ilaç kullandı. Ondan rüzgarla senin
sebzene şeyine geldi ilaçlar. Bekletmekte fayda var. Ama dediğim gibi ben onu da geçtim artık. Bunun bu ne ıspan, bebek ıspan. Dur, atmayacağım. Onu da geçtim artık. Şu kumlar şeyler insan sağlığını ilerleyen dönemlerde ciddi derecede tehdit ediyor. Yani bu şey gibi. Kedisine, köpeğine, şimdi bakın nereden nereye bağlayacağım. Kedisine, köpeğine çikolata veren, ne bileyim, soğanlı yemek artını, ben ona şöyle diyorum, çöpünü veren. Hiç kimse rızası için, hani diyorlar Allah rızası için de, hayır efendim. Allah kabul etmez onu. Mangalı yapıyorsun. Şimdi bak nereden yine nereye gittik onu. Kemiğini veriyorsun. Verme. Verme. Kediler, köpekler kemik yemez. Zararlı. Şu Antalya'dan hatırlayanlarınız vardır. Öbür ev veriyor. Tavuk yapacaklar mangalda. Derisini ayıklıyor. Kemiğini ayıklıyor. Veriyor. Allah rızası için verdim. Heh, verdin. Ne oldu? Gelip benim kapımın önünde bayıldı o hayvan. Götürdük doktora. Herkes bu kadar duyarlı değil. Herkes görmeye de bilir. Hani görmeyebilirsin. Böyle böyle kemikler çıktı. Ve o zaman veteriner hekim demişti ki iyi ki boğazına takılmamış, iyi ki bağırsağını yırtmamış. Ki düşünün bütün yuttuğu halde acı çekiyordu. Bir de yani diğer şeyler olsa ne duruma gelecekti. Şimdi ne yaptın sen? Allah için yemek. Ha, şimdi şeye geleyim. Çok sinirleniyorum bu konuda ya. Yiyorsun, içiyorsun, çöpünü hayvanlara veriyorsun. Ve zarar veriyorsun. Sen onu takip ediyor musun mesela? Kemiği verdikten sonra bakıyor musun? Dışkılayabildi mi, sindirebildi mi? Bir de yararlı değil. Araştırın, Google'a yazın. Köpeğe kemik yer mi? Kediye tavuk kemiği verilir mi? Çiğ tavuk verilir mi? Tavuk yağı, yalnız bakın tavuk eti de değil. Tavuğun yağı derisi yani. Hayvanlar yer mi diye yazın çiğ olarak. Şimdi o konuyu da geçelim. Ayrıca durun, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kediler süt içmez, köpekler de kemik yemez. Bunu da söylüyorum. Kediler süt içmez. Kedilere süt verilmez. İshal olabilirler. Laktoz toleransı olmayabilir. Zaten yoktur. Dikkat edin bu konuda. Kediler süt içmez. Köpekler kemik yemez. Şimdi bu konuyu da geçiyorum. Çöpünü veriyorsunuz dedim. Şimdi bu aynı hani çamurlu, tozlu, ne bileyim toz dediğim topraklı, iyi yıkanmamış sebzeler nasıl birikiyorsa ve belki 5 yıl, belki 2 yıl yemeğimize bağlı yani şeyine, belki 10 yıl sonra zararlı bir şekilde dönüp bunu ölümden çeviriyorsa ve ciddi derecede acı veriyorsa, hayvanlar için de aynı şey işte bu. Çikolata, ev yemekleri, ev yemeğinden kastım salçalı, baharatlı, tuzlu, soğanlı, patlıcanlı. Veriyorum ben, bir şey olmuyor. Nasıl olmuyor? Sen o hayvana 5 yıl bakıyor musun da görüyor musun ne olup olmadığını? Şeker veriyorsun. Daha da ileri gidenler var. Kolasından veriyor, ne bileyim işte yaptığı patlıcan yemeğini veriyor, şusunu veriyor, busunu veriyor. Tamam veriyorsun da takip ediyor musun? Onların bir kere midelerinde, mide asitlerinde, bağırsaklarında bizim yiyebileceğimiz baharatları sindirme mekanizması yok. Zaten doğal ortamlarında soğan kavurup patlıcan yemeği mi yiyorlar? Ya da doğal ortamlarında kemik mi yiyorlar? Ava çıktıklarında. Buradan zaten düşündüğünüz zaman bulabilirsiniz. Bunlar yıllar yıllar önce evcilleştirilmiş, gelmiş, uyum sağlıyor. Ona da sinir oluyorum. Doğal ortama. Tamam, doğal ortamındaydılar. Ya zehirleniyorlar, ya aç kalıyorlar. Doğal ortamları eskisi gibi mi şu an ortam? Yer, gök, dağ, taş, ev. Ondan sonra orada gidip onların doğal ortamına ev yapanlar onları istemiyorlar. Ya zehirliyorlar, ya arabayla üstünden geçiyorlar, ya tüfekle vuruyorlar. Bir de şöyleleri var. Bunu uzun zamanda yapanlar bence. İşte ev artıklarından
yenmeyecek şeyleri, kendi yemedikleri, çöpe atmaya kıyamadıkları şeyleri sokak canlarına verip böyle yavaş yavaş onları öldürüyorlar. Zaten sokak şartları kötü. Bir de düşünün, karın ağrısı, bağırsak sancısı çektiğinizi. Hiçbir şey yapamıyorsanız su koyun. Hani ben yapamam ev yemeği, ben mama alamam diyorsanız su koyun. Daha çok, bizim orada laf vardır, hora geçer. Çünkü gerçekten çok kötü. Hele şimdi ortamlar daha kötü. Hadi o zaman bu kadar imkansızlıklar yoktu. İyi kötü yine yaralı hayvan gören veterinere götürebiliyordu. Şimdi insanlar kendileri doktora gitmekte zorlanıyorlar. Değil, bir hayvanı alıp bir veterinere götürecekler. Aşılar olmuş 1000 TL. Bunları da düşünmek lazım. Bilerek veya bilmeyerek hani zarar vermeyelim. Düşünelim. Şimdi, ay yine çok konuştum konu. Çok çok sinir oluyorum gerçekten. Hele bir de şöyleleri var. Söylüyorum mesela, ya yediniz afiyet olsun da çöpünüzü niye hayvana veriyorsun dedi. Kediler, kediler, işte kediler demiyorum. Ya yemez, yemez. Anlatmaya çalışıyorsun ama anlatamıyorsun insanlara. Çünkü doğruyu duymak, bilmek istemiyorlar. Onların doğrusu tek. Böyle bir dünya yok ama. Yok. Evet. Şimdi şu ıspanaklarımı bir tur yıkayayım. Şöyle bir çamurunu attırayım. Şöyle şöyle. Kaç tur yıkanacak bilmiyorum. Şeyin şimdi size de göstereceğim dibini. Düşünün, bunu sadece suya tutup yapanlar var. Tabi böbreğiniz taş tutar. İdrar yollarınız kum tutar. Yani bahçeye atsam bir saksı dolduracak. Baksanıza. Daha kaç posta böyle yıkayacağım. En son karbonatlı su da bekleteceğim. Ispanağın da bu şeyi var. Maydanoz da böyle oluyor bu arada. Şey de, marul, hele marul da böyle oluyor. Çok dikkatli, yani öyle elimle tek tek balık gibi yıkasanız da, hani tek tek inceleseniz de olmaz. Suda bekletmeniz gerekiyor. Su çöksün bile, dibe çöksün. Siz de görün. Neyse, bugün çok konuştum. Oh, birazdan da o dediğim meyve suyunu yapacağım, içeceği yapacağım. Neden yapayım diye düşünüyorum. Elma koyacağım bugün. Kızılcık koyacağım. Karadut koyacağım. Birazcık frambuaz koyacağım. Ondan sonra kokulu üzüm. Şeftali olacaktı dolapta. Yanlış hatırlamıyorsam, kullanmadıysam. Yazdan şeftali koyacağım. Güzelce kaynatacağım. İçine tabii çubuk tarçın atacağım. Son altını kapatacağım. Çekeceğim el rondu, el blenderıyla. El blenderıyla çekeceğim. Sonra süzüp şişelere. Çok lezzetli oluyor ama gerçekten iyi de oluyor meyve suyumuz. İsterseniz, yani yapmak isteyenler olursa, bilen, bildiğiniz komposto işte, isteyen blenderdan geçirmez. Öyle komposto gibi de tüketebilir. Ben taneli çok sevmiyorum. Suyu daha hoşuma gidiyor. Ay yine çıktı. Yine çıktı. Yine çıktı. Bir gün peynir yapmak istiyorum. Ama hangi gün bilmiyorum. Tabii ki de probiyotikli peynir yapacağım. Ama hangi gün bilmiyorum. Maya almam gerekiyor. Maya alayım. Peynir mayası. Bir de sirke yapmak istiyorum. ama sirke için de yapacak olduğum narinciyenin, meyvenin işte şey, ilaçsız olması, doğal olması gerekiyor. Onu nereden bulabilirim bilmiyorum. Sirke mayası da alacağım. Bu ikisini bir kere de olsun deneyimlemek istiyorum. Hani peynir ve şey, hem de merak ediyorum. Nasıl olacak fazla falan diye. Bayağı çok çeşitli peynir tarifleri var. Onlardan birini yaparım diye düşünüyorum ama dediğim gibi önce maya almam gerekiyor. Yani kedilere süt veriyorlar. Kedilerin laktoz intoleransı yok ki.
Var mı yok mu nereden bileceksin bir de? Hani genelde yok ve ishal oluyorlar. Şimdi bir iki tane bazı istisnalar da kaideyi bozmaz. Ben şimdi bazı da benim köpeğim 16 yaşında her şeyi yedi böyle şanslısın. Ama her canlı senin bu kadar şanslı değil. Çoğunluğa bakmak lazım. İstatistiklere bakmak lazım. Hani, o yüzden bir tane iki tane oldu diye bütün hep öyle olacak diye kural yok. Ama çoğunluk oluyorsa bunda bir zarar durumu vardır. Ay bir gün de şey yapmak. Şimdi yine konudan konuya atlıyorum. Benim şu kitaplığımı düzenlemek istiyorum. Yeni kitapları aldım. Öylece bıraktım poşetle. Hem oralar bayağı bir ne zamandır elden geçirmedim. Bir de kayıp bir eşyam var. Onu arıyorum. Orada olduğunu düşünüyorum. Hem onu ararken bahaneyle diyorum ki şey yapayım. Orayı toplayayım. Hem de daha önceden de soranlar olmuştu. Şöyle güzel bir kitaplık videosu çekeyim. Ama benim kitaplarım daha önce bir iki kere çekmiştim. Öyle bestseller falan yok yani benim kitaplığımda. Moda kitaplar yok. Şey var. Gerçek hayat hikayeleri var. Tarih var. Bol bol. Ve yaşanmış olaylar var. Gündem vardır. Hani bilmiyorum ne kadar dikkatinizi, ilginizi çekiyor bu konular. Ben öyle roman hikaye çok nadir okuyorum. Genelde tarih okumayı seviyorum. O da her tarih kitabını okumuyorum tabii. İlber Ortaylı çok seviyorum. Ve onun genelde tavsiye ettiği bütün kitapları okumaya çalışıyorum. Atatürk'le ilgili olan. Bir de dediğim gibi işte Mesut Demirbileğin kitaplarını çok seviyorum. İki tane şimdi üçüncüsü çıktı diye hatırlıyorum. O tarz kitaplar. Zaten Mesut Demirbilek diye yazarsanız şimdi anlarsınız ne tarz. Gerçek olaylar, hikayeleri, hikaye ve gerçek olayları seviyorum. Yani yaşanmış, şöyle söyleyeyim, yıllar önce Esra Erol'un Kara Duvak kitabını bile almış biriyim. Ya da biyografi seviyorum. Sevdiğim birinin biyografisini okumayı çok seviyorum. Kitap olarak. Ya da örf ve adetlerimiz, mesela Berdel. Örf ve adetler, mesela Berdel. Onun kitabını alıp okumuştum. Oraya giden birinin fotoğraflarla, yaşanmışlıklarla anlattığı, ne bileyim, bir sürü şimdi aklıma gelmiyor. Bu tarz kitapları çok seviyorum ve şöyle bir hastalığım var. Bir şey kokuyor ya. Şöyle bir hastalığım var. Başladığımda bırakamıyorum ve bitirip kalkıyorum. Bu arada bir de roman hikaye demişken, böyle sevdiğim, tabii ki de hiç okumadım değil, sevdiğim romanlar, sevdiğim hikayeler var. Mesela şimdi Canım Köpeğim, Can Dostum serisine başladım. O da mesela bir köpeğin gözünden hayat. Onu da sevdim. Hani böyle dikkatimi çeken konu olduğu zaman romandır, hikayedir okumayı seviyorum ama konunun dikkatimi çekmesi gerekiyor. İşte şeydi, neydi ya? Bak aklımda bile kalmıyor şimdi. Yine okumuştum. Pastacı dükkanı mı? Restorantı mı? Öyle bir kitap. Yine o da romandı. O da hoşuma gitmişti. Çünkü yemek konusu ve ilgimi çekti. Kitabın aklı aklıma gelmedi. Neyse zaten yukarıyı toplarken o kitabı da görürüz. Size birazcık bahsederim. Bu arada hem konuşuyorum, kaçıncı postu bilmiyorum. Çamur güzel akıyor yani. Bir sürü çamur. Yağmur başladı bu arada. Şimdi bunu gidip dışarıya dökmemin bir anlamı yok. Yazın genelde yapıyorum böyle yıkadığımda. Şurada ağaçlara falan döküyorum bu suyu da. Şimdi yağmur hava. Ondan buraya döküyorum. Bayağı da güzel. Artık şey, hani böyle cam sileriz ya. Bakın. Bu temizlik sesi gelmeye başladı. Bu demektir ki artık az kaldı. Sona yaklaşıyoruz. Evet. Bakayım. Ben böyle dibini kontrol ediyorum. Bakayım. Bazen ışık falan tutuyorum. Yalan yok. Evet.
Evet, tamamdır. Şimdi evet, çok güzel oldu. Ama böyle tek tük var içinde. Çok çok da tek tük var. Şimdi şöyle yapacağım. Tek tük olduğu için şunu suyu doldurup karbonat dökeceğim. Yaklaşık ben bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Karıştırayım. Şimdi dökeceğim ve bekleteceğim içinde. Evet, şöyle üstüne geçsin su. Bu beklerken şimdi karnabaharları kızartacağım. Ama kızartmadan önce sütlerin tekrar derecesine bakacağım. Hatta bakayım su dolarken. İşte gıda termometresi bu. Bir bakalım. Bunlar da şöyle beklesin. Ben şimdi karnabaharımı kızartayım. İşte pencereyi de açayım. Evet. Şöyle. Sen burada bekle tatlım. Şunu üstüne koyayım ki ağırlık yapsın sana ki üste çıkmayayım. Evet. Karnabaharı kızartayım, sonra görüşürüz. Selam. Merhaba tekrardan. Nerede kalmıştık? Evet, ben karnabaharımı kızarttım. Bir dakika. Şöyle geliyorum. Tatlım. Çok lezzetli oldu gerçekten. Birkaç tane yedim. Tadına doyamadım. Bir kısmını normal buğday unuyla yaptım. Bir kısmını mısır unu ve buğday unu, buğday. Bir kısmını da buğday ve mısır unuyla karıştırdım. Yumurtalı çok lezzetli oldu. Ay, daha şeye geçemedim bu arada. Kompostoya geçemedim. Bir yandan da sütü sürekli ölçüyorum. Şimdi elektrikli tencerem burada. Şöyle Ender pirinci sevdiği için şu kadarcık, bir avuç kadar pirinç var. Şunu da şöyle koyayım. Lazım olur. Pirinci yıkıyorum güzelce. Ben pirinci önden ıslatmıyorum. Kavanoz kapaklarını şöyle yıkadım ve ılık suyun içine koydum. Yoğurt için yine bir hani temizlensin diye, mikroplanmasın yoğurdum. Şöyle. Bu arada şeyleri duruladım. Neydi bunun adı? Ispanakları duruladım. Süzmeye bıraktım. Şöyle burada süzülüyorlar. Şimdi gelelim elektrikli tencerede ıspanak yemeği yapılışına. Aşağıdan gittim. Domates lazım. Ben konserve kullanacağım. Malzemeler soğan, sıvı yağ, domates, tabii ki ıspanak. Şimdi burada bu arzuya bağlı, isteğe bağlı. İster pirinç, ister havuç, ister patates koyabilirsiniz. Veya kıyma, et, artık nasıl seviyorsanız ıspanağı. Ben en sade, en yalın şekliyle seviyorum. Yani ben demem doğru olmaz, biz. Şimdi tencerem açık. Çorba moduna basıyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Bir tane soğanım var. Şimdi tahta kullanmayacağım. Elimde şöyle doğrayacağım. Size de göstereyim. Biliyorsunuzdur gerçi de. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ya da çek çek kullanmayacağım. Şöyle. Yani küp küp olacak şekilde. Şimdi diklemesine şöyle kestim. Şimdi böyle yanlamasına tencerenin içerisine doğruyorum. Tabii göremiyorsunuz. Bir dakika. Şöyle. Şöyle kestim mi? Bakın şöyle zaten minik minik oldular. Yani yemeklik doğruyorum. Kettle'da suyum var. Sıcak su. Onu da kaynattım. Şimdi vermek istediğim bilgi. Elektrikli tencerede ben kavurma işlemlerini çorba modunda yapıyorum. Pilav yapacağım. Kavurarak yapacaksam eğer sıvı yağ ve tereyağını koyuyorum. Sonra pirinçleri ekliyorum. Çorba modunda kavuruyorum. Sonra suyunu ekliyorum. Pilav moduna basıp pişmeye bırakıyorum. Yemeklerde de eğer böyle vaktim varsa veya kavrulması gereken bir şey varsa çorba modunu açıyorum. Çorba modunda kavuracak olduklarım işte soğandır, ne bileyim domatestir, havuçtur, patlıcandır, neyse kavuruyorum. Erteleme moduna basıyorum. Sonra pişirmek istediğim moda basıyorum. Ama benim vaktim yok. Ben programladım. İşte işe gidiyorum. Malzemeyi koydum. 2 saat, 3 saat sonra
geleceğim ya da 7 saat sonra geleceğim. Bu arada yumurta varsa, süt varsa, yoğurt varsa tabii ortam ısısına da dikkat edelim. Yazın sıcağında içine malzemeleri koyup akşama kurmayalım. Nasıl olabilir? Gece yatarken kurabilirsiniz. Yine ortam sıcaklığı çok önemli kurmalı programlarda. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Neyse, diyelim ki benim vaktim yok veya ben ya işte yok çorba modunda kavur, ondan sonra şu moda al demek istemiyorsanız çiğden de koyabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Fasulye yaparken, bezelye yaparken, ıspanak yaparken sıvı yağ, soğan, ondan sonra işte ıspanak, üzerine domates, salça seviyorsanız salçasını ekleyin, suyunu ekleyin, yağını, tuzunu, tuzunu ekleyin. Yani baharatları ekleyin. Basın güveç moduna. Bitti. Öyle de güzel olur. Semizotu yemeğinde mesela ben kavurma yapmıyorum. Semizotu yemeğinde çiğden. Benim vaktim var diye birazcık soğanı kavurasım geldi. Normalde kavurmasak da olur. Kavurduktan sonra işte bu arada şeyleri doğramadım. Ispanakları doğramadım. Ay her yerinde tüy var. Çocuklarımın. Bu arada ıspanakları doğramadım. Elimle böyle. Böyle parçalayıp atacağım. Parçalayıp atacağım. Ya bir dakika. Sütü ölçelim. Kavrulurken üzerine elimle parçalayıp ıspanakları atıyorum. Ben doğramıyorum ıspanakları. Gerek de yok. Şöyle üzerine atıyorum. Ispanağı ekledim. Pirinci ekliyorum. Yıkamış ve süzmüş olduğum pirinci ekledim. Ve tatam domates ekliyorum. Domatesi de ekledim. Şimdi bizim domateslerde çok az tuz var. Hani konserve kullanacaksanız tabii ki de tuzunu da ona göre ayarlayacaksınız. Ben şöyle bir çay kaşığı daha tuz ekliyorum. Kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Başka buradan çok az karabiber eklemek istiyorum. Güzel olur. Kekik eklemeyeceğim. Evet. Şimdi hazır. Ne yapıyorum bu aşamada? Erteleme moduna basıyorum. Gazozumun içine ıspanak düşmüş. Neyse. Bir kere ısıt moduna bastım. Bir dakika. Isıt moduna bastım. Sıcak su ekliyorum. Sıcak suyu da ekledim. Evet, hiç karıştırmaya bile gerek yok. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Güveç moduna basıyorum. Ve ıspanağım güveç modunda pişmeye başlıyor. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ne yapacağım? Yoğurt mayalayacağım. Evet. Beklenen an geldi. Şöyle alayım sütü. Soğudu. Yani soğudu derken istediğim mayalama sıcaklığına geldi. Şimdi mayasını ilave edeceğim. Mayası hazır zaten. Şöyle döküyorum. Şimdi döktüm. Şundan bir daha. İçinde kalmasın. İçinde kalmasın. Evet, döktüm. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 böyle. Tamam. Ve ne yapıyorum? Kavanozlara koyuyorum. Şöyle bir. Vallahi tam kapak çıkarmışım. Kapak bitti. Kavanoz da alsa kapak tekrar yıkayıp işte ılık suda bekletmem gerekecekti. Ama böyle bir şeye gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi burada bir tur örteceğim. Sonra içeri götürüp içeride örtmeye devam edeceğim. Evet. Hazır. Şimdi tekrar burada masanın şöyle üstünde bunu örteceğim kat kat ki üşümesin. Ortam sıcaklığını kaybetmesin. Mayalama sıcaklığı kaybolmasın. Sevgili yoğurtlarımızın. Neyse sarayım görüşürüz. Tatam. Şöyle bir şey yemek masasının üstünde. Evet. Bakalım. Açarken de beraber açarız. Değil mi oğlum? Nasıl olacak bakalım? Olacak mı? He? Kuyruğa bak. Tutacak mı? Anneciğim. Çok tatlısın. Çok. Çok. Ay benim kızım da buradaymış.
Kızım da buradaymış. Ay benim kızıma. Evet. Şimdi bu halılar serilecek. Bunlar yerleşecek. Makinede çamaşır bitti. Gideyim onu sereyim, geleyim. Sonra şuraya bir el atayım. Şuraya bir el atayım. Sonra yemek yeriz. Sonra hastaneye gideceğiz, değil mi? Böyle işte. Gün devam ediyor. Saat tam 6 oldu bu arada. İyi vakit geçirdik. Mutfakta. Of, çok seviyorum. Hadi ben gidiyorum. Gelecek misin benimle? Hadi gel. Bu arada çoraplarım, uyumum, harikayım. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız ne kadar uyumlu, ne kadar harika. Hatta şu önlüğü artık çıkartalım. Ya ne yapıyorsun ya sen? He? Sen ne yapıyorsun ya? İyi misin? He? Halıyı yamulttun koşarken. Çok komik bir evde yaşıyorum bu arada. Çocuklarım çok komik benim. Hareketlere, tiplere bakar mısınız? Hareketlere, tiplere. Allah'ım yarabbim, tiplere bak. Tiplere, tiplere, tiplere. Oy, oy, oy. Gidiyorum çamaşır sermeye. Evet. Evet, çamaşırları serdim. Artık atmayacağım. İki balkonda çarşaflarla dolu. Çocukların böyle geniş geniş yaydıra yaydıra serdim ki daha çabuk kurusun diye yine mutfağıma geldim. 26 dakikası kalmış yemeğin ama bakalım nasıl. Ay yoruldum. 25'e düştü. Of, bakar mısınız? Lokum gibi oluyor ya. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Bu şart değil. Hemen canım karıştırmak istedi. Şart değil bu. Diyelim evde yoksunuz. Kurdunuz. Dışarı gittiniz. Eve geldiğinizde. Bu arada şöyle soğur diye düşünmeyin. Isıtma modunu alıyor makine. Ve geldiğinizde sıcak yemeğiniz hazır oluyor. Şimdi bunları böyle sürekli söylüyorum. Tanıtım falan değil. Şeyden dolayı soruyorlar. Yazıyorlar yorumlarda. İşte pişirince ne oluyor? Nasıl kuruluyor? Şu nasıl? Bu nasıl? Falan. Ondan hani ben de aklıma geldikçe videolarda anlatıyorum. Söylüyorum. Aklıma gelen soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ben yoruldum ya biraz. Kompostoyu yapacağım. Onun için günlük vlog dedim de 5 saat falan olacak herhalde. Baya baya benimle gün geçiriyorsunuz şu anda. Aa, benim şey şurada. Ay ben şunu durlayayım da. Ya da bir dakika. Çok alışık olduğunuz bir durum. Ben şimdi komposto yapmaktan vazgeçtim. Makarna için su koyacağım ve makarnayı yapacağım. Çünkü tencerede süt kaynattım. Diğer tencerede yapmak istemiyorum. Bu tencereyi de şu an yıkamak istemiyorum. Üşendim. Şöyle bir üşüdüm. Balkondan geldiğim için. Evet. Daha havuçlar orada. Bakışıyoruz havuçlarla. Kafam allak bullak. Bir yemek yiyelim biz. Hastaneye gidip gelelim. 9'da gidiyoruz. Komposto yarına. Zaten gazoz var. Gazoz içiyorum bak. Komposto nerede? Gazoz nerede? Çay içeceğiz zaten. Çay demleyeyim. Hoş geldiniz. Çocukların yemeğini koyayım. Sonra görüşürüz. Şimdi ben yemek hazırlıyorum. Şunlara bakalım. Köfteli, probiyotik yoğurt ve mama. Hani.
Hadi vereyim de geleyim. Hadi bakalım. Vereyim de geleyim. Al bakalım. Al bakalım. Kobe. Al bakalım. Afiyet olsun. Evet, onlar yemeklerini yerken ben de şimdi hem makarna için hem çay için su kaynatayım. Ve şurada bir toplayayım. Bir kavanozda probiyotik yoğurdumuzun sonuna geldik. Evet, çocuklar da yiyor tabii ki. Onlar için de faydalı. Sağlam yoruldum yalnız. Şu temiz. Şimdi ben şunları toplayayım. Sofrayı hazırlayayım. Sofrada görüşürüz. Evet, soframız hazır. Soframız hazır. Evet, makarna, ıspanak, kereviz, zeytinyağlı ve terbiyeli. Terbiyeli. Ah, ekmeği unuttum. Karnabahar kızartması. Hadi bize afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun hayatım sana. Ben çok... Yemeyecek misin gerçekten? Aa, şaşırdım. Bir de dün Ender muhteşem patlıcan kebabı yapmıştı. Ay, onu çekemedim. Bir daha yaparsa çekerim. Çok çok lezzetli. Şu kadarcık kaldı. Onu da şimdi yeriz diye düşünüyorum. Ben patlıcanları yerim. Köftesi de var. Çok güzel olmuştu gerçekten. Ekmekleri sen getirir misin? Tabii ki. Hadi bakalım. Bir şey diyecektin herhalde. Yok. Açayım mı diyecektim. Nasıl? Televizyonu açayım mı diyecektim. Aç hayatım, aç. Ne olacak? Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi bu fırıldak tabii birkaç bir şeyler döküldü, ezildi falan. Halı yok ya burada. Güvelde silsin, sütürsün burayı. Sonra yıkanmış temiz halılarını serelim. O burada sütürürken, silerken şöyle bırakıyorum burada. Ben de çayımı içeceğim. Çayımı demlemiştim yemekten önce. Şimdi Fatih Altaylı da o süper, oh my god diyor bana Ender. Evet, çayımı içeceğim bira bardağında, şöyle kocaman. Evet, harikayım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Siz niye böyle sığışamadınız bir taraflara? Kocam da ne yapıyor bilmiyorum. Kusura bakıyorum ya. Onun adı o değil ama. Değişti onun adı. Ex. Evet. Ona mı bakıyorsun? Hı-hı. Hadi bakalım bak. Bak. Baktım bitti diyorum. Bitti. Ben ne anladım biliyor musun? Baktım gitti. Hadi bakalım. Saat 7 oldu. 2 saat var. Gidip gelelim. Ben uyuyacağım sanki ya. Uykum geldi biraz. Tamam beyim. Bugün yine güzel iş yaptık. Ya kızım sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun orada ya acaba? Sorabilir miyim sana ya? O zaten benim değil. Aşk olurum, kuş olurum ya. Uy benim kuşum, 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 kuşum bir tanem. Hadi bakalım. İçtikten sonra uyumuş. Şimdi gördüğünüz gibi halıları seriyoruz. Ve saat 9:05 var. Şeye gideceğiz, hastaneye. Bugün son artık. Evet. Şöyle çıkayım. Şunları da alalım içeri. Oldu vallahi. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Acil servisi. Oradan kayıt yaptırıyoruz. Çünkü kapalı hastane. Gündüzle geldiğimizde 9'da burada oluyorduk. Yine oradan kayıt yaptırıyorduk. Ay, hava da soğuk. Yemekten sonra çay içip uyumuşum. 45-50 dakika kadar. İyi geldi. Evet Ender Beyciğim. Seray'cığım yine polis arabası var. Cinayet büro amiri Seray Yılmaz. Şimdi sorarım. Olayı çözerim arkadaşlar. Ne oldu diye. Şöyle. Görüyor musun?
Görüyor musunuz? Hadi Enler biraz hızlı gidelim. Gidelim bakalım ne olmuş. Böyle şeyleri kim merak etmez. Bugün son gün duygu düşüncelerin. Vallahi kevgire döndük derler ya. Kurtuluyoruz. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bakalım. Geçmiş olsun hayatım. Teşekkür ederim. Hadi son dozun da oldu. Son, sona gelindiğinde mutlaka bir arıza çıkar ya. Ampulü kırmak için de. Yarım dakika, bir dakika uğraştık kadına. Kırılmadı. Aa. Başka var mı dedi. Yok dedim, son dost. Yarın kaçta şimdi randevun? 1'de. 1'de. Ben yine yarın sabah saat 9'da hap içeceğim, antibiyotik. Neden? Çünkü tam olarak geçmedi henüz şeyim. Daha duruyor, hissediyorsun evet, onu tabii. Evet, hissediyorum. Yani herhangi bir işlem yapamayacağız yarın ama en azından bir röntgen çekip bakılır. Tam olarak hapse geçmedi. Nasıl dirençli, kuvvetli bir şeyse artık. Vallahi ya. Bugün 5. gün. Ya yaklaşık bir haftadır bununla uğraşıyoruz. Evet. 5 gündür de hastaneye gidip geliyoruz. 2 gün antibiyotik hap kullandım. Sonra baktık işe yaramıyor. Evet. Araba neredeydi ya? Enjeksiyona geçtik. Bir hafta oldu. Hadi bakalım şifa olsun. Yarın da güzel haberler alalım. Haydi bakalım inşallah. Görüşürüz. Evde bye bye. Görüşmek üzere. Evet evdeyiz. Merhaba çocuklar, biz geldik. Özlediniz mi? Biz de sizi çok özledik. Biz şimdi çıkıyoruz. Nereye hayatım? Evimizin yakınlığında pastaneler var. Bir tanesine gittik. Geçen şey aldık. Spangile, ekler, tel, kadayıf falan. Çok beğenmedik. Şimdi yine Google'a yazdık. Pastane diye. Evin yakınlarına ve 500 metre içerisinde. Bir dakika şöyle koyacağım. Çünkü montumu da giyeyim aynı zamanda. Bir tane pastane. Çok iyi bir bey açtı. Yani iyi konuşan. Yeni devralmışlar. Hayırlı uğurlu olsun onlara. Bir saat önce çıkmış. Ekler pasta, magnolia ve profiterolleri. Yani kendi üretimleriymiş. Şimdi oraya gidiyoruz ve alacağız. Spangile diye çıktık yola. Ekler ve neydi? Magnolia da verdik. Mola. Hadi gidip gelelim. Haydi bakalım. Navigasyona göre geldik. Yerin ismi değişik. Telefondaki beyefendi de yeni devraldık demişti. Herhalde ismini de değiştirmiştir diye düşündük. Şimdi gelip soracağım. Siz burayı devir mi aldınız? İsmini değiştirdiniz mi diye. Hayır derlerse çıkıp tekrar arayacağım. Ve niye şimdi orası? Hem yorumları çok güzeldi. Hem de şey beyefendi bir saat önce çıktığını söyledi ürünlerin. Ondan orayı çok merak ettiğim için alacağım. Şimdi soracağım. Siz burayı yeni mi devraldınız diyeceğim. Hem burada ekler var mı? Var. He? İyi akşamlar. Siz burayı yeni mi devraldınız? Eden pastanesi neresi? Ha, tamam. Allah. Ekler yeni mi çıktı? Aa. Bu bir dakika ben arıyorum. Mutlu son. Bak patron numarası var ya, bir tane onları. Patron çıldırdı. Madem. Dur bir dakika bulanırım. Ok yaydan çıktı diyor. Dondurma da koyalım diyor. Evde dondurmamız yok mu? Yok galiba. Ben de hatırlamıyorum hiç. Evet aldık bohçamızı. Neler aldık neler. Spangile yerine profiterol aldık. Ay unuttum ya. Egler. Ekler pasta aldık. Bir de muzlu pasta ama çok güzel. Beyaz kekin üstünde koca muz var. Ve neden gösterirsin aldıklarını? Evet, evde gösteririm. Gerçekten güzel. Tatlıya doyamıyorum arkadaşlar.
Hadi sen hamile olma ihtimalin var. Bana ne oluyor? Ya sen aşeriyorsun. Sen de aşeriyorsun. Evet. Beraber doğururuz. Hamile değilim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Olma ihtimalim var dedim zaten. Yani. Bilmem. Onu Fox'a sormamız gerekiyor. Evet. Erken gebelik testi Fox. Ama yapışmıyor bana ya. Daha dur bakalım. Daha dur. Daha dur. O zaman ne anladım ben? Zaten anlarım ki olup olmadığımı. Değil mi ama? Evet, şimdi Migros uğrayacağız ve Migros'tan sonra eve gideceğiz. Çayımız da var. Oh, mis gibi. Çayla beraber aldıklarımızı afiyetle yiyeceğiz efendim. Şöyle profiterol güzel duruyordu ama. Evet. 1-2 saat önce çıkmış. Hayır, hayır. Ben de geleceğim Migros'a. Ben gelmezsem olmaz. Ekonomi canlanmaz. Benim gitmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Migros karşıda. Duydun mu dediğimi sen benim? Evet. Ekonomiyi canlandırmamız için benim Migros'a alışveriş merkezlerine gitmem gerekiyor. Alın verin, ekonomiye can verin. Ekonomimizi kim canlandıracak? Hiç fikrim yok. Allah yardımcımız olsun. İyi akşamlar, kolay gelsin. Evet, bakalım var mı yok mu? Bakacağım şimdi. Bak, bal kaymak var. Ay, bol kaymak var. Evet. Aldık dondurmamızı. Şimdi bir şey almadım arkadaşlar. Ekonomiye can veremedim. Çünkü tam kapanışa denk geldik. Herkes haldır huldur kapanış için hazırlık yapıyordu. Kıyamadım. Hani böyle gezip şey yapıp onları rahatsız etmek istemedim. Sonuçta acil almam gereken de bir şey olmadığı için almadım. Hemen dondurmayı alıp çıktık. Kaymaklı dondurma aldı Ender'ciğim. Sade beyaz. Çok zevksiz. Sorsan dişim olmadığı için aldım yani dişim. Evet. Ay şunu takayım bir dakika. Ötüyoruz. Soğuk iyi gelir şeye. Tabii ki de. Kaba. Boğazın şiştiğinde bile dondurma yiyeceksin ki oradaki mikroplar büyümesin. Sıcağı sever çünkü ama mesela biz küçükken falan tersi sıcak tülbent sarılırdı. Yanlış bilinen doğru bilinen yanlışlar. Evet. Ne bileyim sıcak içirilirdi ve belki o yüzden 5 gün, 7 gün, 10 gün sürerdi bademcik şişmemiz. Siz beni göremiyorsunuz canlarım da. Açana kadar ben eve geldik. Böyle tülbent sarılırdı, atkı sarılırdı. Çok net hatırlamasam da onun içine bir şeyler konurdu böyle. Suya, sıcak sudan çıkmış limon gibi. Hatırladım yani, atmayayım şimdi de. Bir şey koyuluyordu. Sonra bol böyle ıhlamur, ada çayı içirilirdi ama hepsi sıcak sıcak böyle. Ama normalde bademcik şiştiğinde ne yapıyoruz? Soğuk yiyoruz ki iltihap, enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonu şey olmasın, artmasın. Daha çok var öyle doğru bilinen yanlış. Ateşlenince sirkeli su yapmak gibi. Damarları mı ne genişletiyormuş, çok yanlışmış biliyor musun? Ya da soğuk suya daldırıp çıkarmak mesela. O da iyi değil. Şok yaratır ya, yaratırmış. Bunları da ilk yardım dersinde de görmüştüm. İlk yardım sertifikam var bu arada. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı. E-Devletim'de de çıkıyor. İlaçsız ilk yardım yapabilirim. Her neyse, işte böyle doğru bilinen yanlışlar. Sizin var mıdır öyle doğru bilinen yanlışlar? Varsa yazarsanız çok sevinirim. Eve geldik. Evet, şöyle açılsın. Eve geldik. Sonra görüşürüz. Gelince bahçeye çıkmak istediler. Bak. Bak bak tipe bak. Bak nasıl bakıyor. Bakar mısınız? Annem. Oradan bakıyor. Yiyelim onun balcıklarını. Gel. Kolu daha gelmiyor. Oradan o bakışı var ya. Aşk. 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 Aha geldi. Bak bak. Bak. Annesi. Annesinin kızı. Gel. Gel. Evet.
Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Çocuklara da cookie veririz. Kurabiyelerinden veririz. Kocam getir 3 tane. Aşk olara, kuşk olara. Şimdi neler aldık? Şimdi neler aldık göstereyim. Şöyle bir tane pasta aldık. Şöyle içi beyaz, ıslak. Üstünde şey var, muz var. Çok hoşuma gitti benim bu pasta. Görüntü olarak da tadını bilmiyorum. Şöyle profiterol aldık. Çikolatalı yerine ender yer. Hindistan cevizli yerine ben yerim. Ve son olarak şöyle bir dakika, ay bir dakika açamayacağım. Kaç yerinden bantlamışlar ya, açamadım bir anda. Ve ekler. Şimdi tadıma geçeceğiz birazdan. Şimdi çıkarayım. Şey sıcak. Evin içi çok sıcak. Dışarısı soğuk. Çok soğuk. Hadi hayatım. Şunu da açayım. Yok, ben seni de bekliyorum. Beraber. Anca beraber. Bardakta dondurma. Evet. Hadi tadalım, önce bir yorumlayalım. Tamam. Dondurmadan başlamayacağız herhalde. Evet. Başlamayacağız. Pastadan başlayalım. Tamam. Şu muza yakın yerine alayım. Şöyle. Güzel gözüküyor. Ay, mis gibi kokuyor. Hı-hı. Güzel. Ama ben böyle çok keki ıslatılmış pastaları sevmiyorum. Biraz keki fazla ıslak ama güzel. Taze. Sıradaki. Şimdi ben biraz uzak oturduğum için şu kaşığı aldım. Şöyle. Kolay olacak. Ben şu cevizlik bölümünden. Burası işte spangile gibi bunun zaten. Evet. Şöyle. Bir de Hindistan cevizi tarafından alayım. Ev şeyi gibi olmuş bu biraz. Zaten kendi üretimimiz dedi ya. Hani evet, evde yapılmış gibi. Şimdi esas merak ettiğim, yorum yapmadım. Güzel. Bu bayağı ev usulü. Evet. Şu eklerden tadalım. Al canım. Teşekkür. Bakalım. Eklerin o dökülüyor vallahi. Etleri çok güzel. Güzelmiş. Benim çok sevdiğim bir şey değil etler ama. Ekleri mükemmel. Şey, kremasında sıfır su. Hı hı. Geçen aldığımız sulu suluydu kreması. Bak gerçekten. Böyle ıslak ıslaktı. Ekler ya, ekler. Böyle eklerin kreması böyle tok olur. Çok özür dilerim. Kuşkoların. Hı? Kuşkoların kurabiyelerini unuttum. Götüremem. Gelin bakalım. Boy sırasına göre. Buyur fındık. Kızım. Hani. Oğlum. Afiyet olsun. Onların kurabiyelerini yiyorlar. Çok güzel. Gördüğün gibi hepsi yerde parçalıya parçalıya yavaş yavaş. Oğlum, oğlan düşürmez. Koca ağız. Deme öyle oğulcuma. Bir tane oğlum var. Oğlum da oğlum. Oğlum da oğlum. Oğluşka. Ay, gülüyor musun sen ya? Sen gülüyor musun? Sen hep gül. Anne. Fındık. Ne yapıyor şu? Ender Bey de bu arada dondurmayı götürüyor arkadaşlar. Hadi ya. Nesi kötü? Ben dondurmayı yemeyeceğim. Şekerli toz şeker ağza geliyor resmen. Yeme o zaman. Yeme o zaman. Arkadaşlar,
Orada çok güzel dondurmalar vardı. Ben sana ne dedim? Ben oraya gitseydim hangini alırdım dedim. Limonlu. Seninkiler şey. Ne ya. Limonlusu be? Karadutlu falan değil miydi o? Karadutlu limonluydu. He, niye limonlu diye? Sadece limonlu diye alta çekiyorsun beni. Limonlu. Altım oluyor. Evet. Çok güzel frambuazlı limonlu dondurmalar var orada, vişneli. Gitti kaymaklı diye aldı. Çok Enver çok değişik bir insan. Kaymak seviyor musun normalde? Yok. Niye onun kokusu beyaz olan dondurma, evet. Kaymaklı ama oluyor işte onlar. Kokudan diyorum. Sütün kaymağını yemez. Normal kaymak hani satılıyor ya, ben onu çok seviyorum. Biz ekmeğin üstünde şeyle ama. Ya da tatlının içinde kaymaklı ekmek kadayıfı tatlının üstünde severim yani. Ya da böyle reçelle birlikte ekmeğin üstünde. Ben de dondurmada seviyorum. Yumurta pişirmek. Dondurmada ama yok işte. Kokusu var onun. Aroması var. Aromasını bile koymamışlar. Çok güzel. En yakın zamanda hastaneye gidip şekerime baktıracağım. Şu sıralar çok fazla, çok da yemedim aslında ya. Öyle. Birkaç gün şeker bir yemek de çıkmaz. He. Yani anlık yükselir. Benim şöyle bir şey. Anlık yükseldiğinde bile sınır var ya. Hani mesela şeker 90'la 250 falan filan atıyorum şimdi. Benim 80 falan oluyor, 85. O çizgiye bile gelmiyorum. Anlık yükseldiğinde bile. 90 ile 105 arasında olacak. Yani 90 ile 105 değil de 105'ten yüksek olmayacak. Benim işte hep düşük. Eskiden 120 idi. Benim düşük. 105'e düşürdüler onu. Bizzat şöyle. Hastanede ben acilde beni tutmuşlardı. Serum falan takılıydı işte. Enleri de eve göndermiştim. Eve git hani çocuklara bak. Sonuçta benim işim uzun sürecek. Bir de almıyorlar içeri. Dışarıda bekleyeceğine. Hani eve git çocuklarla durdu. Gerçi abim bizdeydi ama olsun yine dedim. Hani durmasın istemedim. Hastanenin dışında içeri almıyorlar. Benim serumlarım bitti falan. Dediler birazdan yukarı çıkacaksın. Bir bölüm, kadın doğum bölümüne çıkacaktım işte yukarı. Neyse. Beklerken dedim ki bir dışarı çıkabilir miyim yani. Bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Tabii tabii dedi doktor bana. Ben de çıktım. Bir şey yiyesim gelmedi. Sonra şeyi aldım oradan. Meyve suyu aldım. Kayısı. Bir güzel içtim. Tam onu içtim, elimde bitti, tam çöpe atacağım. Kulakları çınlasın. Hoca geldi. Dedi niye? Dedim ya hocam yiyip iç yap. Ay ben anlamamışım dedi, şey yapma. Yiyip içme, belki dedin operasyona falan alırlar. Şimdi senden kan alacağız, gel dedi. Neyse girdim, kanım bakın tam böyle hani içtim. Ama bir anda karışır mı onu da bilmiyorum ki o şey. Meyve suyu. Karışıyor mu hemen kanamıyor? Çıkar, yüksek çıkar. He, yüksek çıkar. Kaç? 80 mi? Kaç çıktı? 82 mi? Bir şey çıktı. Hani içmeme rağmen bir de bir tane de top kek yedim. Kakaolu top kek. Kayısı, meyve suyu. Öyle tost mos yesim gelmemişti. Ben de şey hani bir daha çıkamam. Bir şeyler takılır. Bir de bir şey yiyip içmem gerekiyor ya benim. Neyse. Alındı falan. Eyvah dedim sonradan kendi kendime. Şimdi yüksek çıkacak bazı şeyler. Hiç her şey çok normal çıkmıştı. Sonra 2 saat sonra bir daha alındı. Onda da normal çıkmıştı. Falan filan yani öyle bir anım da var. Hani anlık gelişen acil durumlarda da gittiğimde kan verdiğimde o an ne yiyip içtiysem onunla alınıyor. Güzel çıkıyor maşallah. En önemlisi ama şey 3 aylık şeker. Ortalama. O nasıl anlıyorlar onu? Her kan. Ay gidip kan mı veriyorsun? Yok kanı verdim mi? 3 aylık ortalama. H1A bilmem ne böyle bir ismi var. 6,5'un üstünde mi olmayacak o da öyle bir şey. Onu ben yaptırsam ya o zaman? Merak ettim şimdi. Yaptırmışsındır. Hmm.
Kim mi yapacak onu bana? Şey, tam kan testinde oluyor mu? Hı. Onu şeye gidiyorsun, hani aç gidiyorsun ya sabah. Gittim hiçbir ya bir kere. Aa, belki benim vardır o, biliyor musunuz? Vardır. Çünkü ben gittim şeye, tam böyle birkaç tane test istendiğinde aç gittim. Genelde bakıyorlar ona yani. Dur bir bakıp döneceğim size bir dakika. Benim o yok. Neydi? Bak, gri yazınca bende de çıkmadı bebeğim. Glikoz yazacaksın, glikoz. Bak çıktı. Glikolizi yaz. Glikolize bak. Diye çıkıyor. Tamam, yaz oraya tamamını. G yazıyorum, çıkmıyor. Glikolize. Aramaya bas. Yok. Aa, çıkmadı. Bence sen sökede bir şeker yaptırdım. Sabah aç karnına verdin. O tahlile bak. O da kesin var. Bir daha bakıp geliyorum. Evet, o 3 aylıktan. Neydi? HbA1c. Hemoglobin A1c. He, yaptırmamışım ben. Ben hep normal glikozuma bakmışlar tam kan testlerinde. Onlarda güzel şey yok. Kötü bir şey yok. 3 aylar nasıl bakıyorlar? Ben onu şey yapamadım yani. Bakıyorlar işte. Hmm. Yöntemleri var demek ki. Geriye dönük. Ortalama şeker. Kan testi yapacağım diye 2-3 gün önceden yemeği, içmeyi, bilmem neyi, her şeyi bırakıyor. İnsanlar öyle gidiyor kan testinden. Nasıl yaşıyorsan. Doğru. O şekilde ne yiyip içiyorsan yine aynısı. Niye git? Doğru. Hani en azından doğrular çıktı değil mi? Bizim. Ama işte onda o bir referans. Hani 3 aylık geriye dönük olduğu için. Evet. Onu şey yapamıyorsun, değiştiremiyorsun ne kadar dikkat etsen de. Teşekkürler. Bizimkilerin hep yüksek. Abimiz zaten 3 aylık yüksek. Babamın da yüksek. 3 aylık. Annemin de yüksek. Çıkmış. O olan çıkıyor o zaman. Bir benim düşük. Bir de benim. Senin benim. Yapmaya gerek yok zaten. Benim yok gibi bir şey şeker. Evet. Ender böyle bir konuştu ki ben söyleyeceğimi unuttum arkadaşlar. Konuşsak dert. Konuşmasak dert. Bak hala şuramda bir şişlik var. Bakayım. Şurada böyle pıt 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 pıt. Pıt pıt pıt. Oğlum. Oğlum ne çıkıyor ya? Sen de mi çıkacaksın? Burnun çıkıyor. Gel. Anne. Oğlan çocuğu. Oğlanın aşkı, oğlanın canı. Oğlanın bir tanesi o. Yedin mi supangilini, eklerini, kurabiyeni? Onların da kurabiyesi var. Var tabii. Ay, ay, ay. Olmaz mı? Onların da atıştırmalığı var. Ben Fox'u ne diye seviyorum Ender? Oğlanın çocuğu. Oraya söyle bana. Brad Pitt, Kıvanç Tatlıtuğ. Oğlum aşkım. Benim taklidimi yaparak Fox'u sever misin? Yani, o kadar değil. Düzgün yap ya. Oğlum. Ender saçmalama. Hayatım ama. Evet. Anneciğim. Annesi. Annesinin oğlu. Yapamadın. Ben hiç iyi hayatım güzel. Ama. Hadi hadi yok. Sanki oranda şey olsa taklit kuvvet yapabileceğim de. Taklit yapamadın. Yaparım. Öyle bir gülüyor yaparım. Gülüyor ama. Gülüyor ya. Söz şu hastalığı bir atlatayım. Antibiyotik almaktan vücudum artık şeyi kalmadı. Neyi kalmadı? Neyi derler? Canı kalmadı. Annesi. Çocuğu. Oğlan mı oğlan çocuğu. Fındık mındık çocuğu. Bundan burada su kalmış çok korktum. Hmm. Alamıyor da ufak dil. Of çok seviyor. Kızlarımı nasıl seviyor? Az daha deviriyordu şeyi, kamerayı. Kız devirsin ondan kıymetli mi? Çocuklarım, ballarım. Ballarım, kaymaklarım. Çocuklarım, ballarım. Annesi. İşli köfte kızım benim. Fıstık kızım, fındık benim. Çok seviyorum, çok. Tam kalbime girdi. Fındıkçığım öyle yapma bana, dur. Dur 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 dur. Delersin taktı mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bugünlük kapanışı yapıyoruz. En azından kendi adıma konuşayım. Oğlumla ben. Fındık yapıyor bak hemen kapanışı. Fındık gel şu ağzını sileyim senin, gel. Dur bir dakika konuşayım. Fındık su içmiş. Bıyında mı derler? Çenesinde su kalmış. Çok komik ya.
Kızım. Haydi. Annesi. Annesinin çocukları, annesinin aşkları. Kobe nerede? Burada bakın arkadaşlar. Kobe burada Kobe. Kobe burada. Bu niye sehpanın altındasın? Hı? Aa, çok seviyorum. Çok. Kızım. Annem. Çok seviyorum annem sizi ya. Güzel kızım benim. Fındık. Fındık. Duramadın hiçbir yerde. Biretim, pitim, Kıvanç Tatlıtuğ'um, yakışıklım, sevgilim, oğlum oluşuk, oğlum buruşuk. Gitti oğlum. Terk edildik. Bak şimdi. Fox, oğlum, fokusçu, annem, gel. Gel. O kuyruk, 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 kuyruk. Kuyruk, 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 kuyruk. Kuyruk, 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 kuyruk. Allah'ım şunun güzelliğine bakın ya. Kuyruk, 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 kuyruk. Kızım. Evet. Şunları buzdolabına götüreyim. Sonra görüşürüz. Sen çay içmedin hayatım. İçmedim evet. Neden? Sıcak iyi gelmiyor ya. O ılık ki bu çay. Ya alırım tamam. Seni kırmayayım bari. Şu üstünü oh, değiştir gel hadi kötü çıkıyor. Hayatım daha çıkmayayım ben zaten. Fox arkandan baktı kaldı hayatım. Anne Fox. Baksana tipi. Gülen suratım ya. Hadi şunları kaldırayım. Müzik dinliyoruz. Şunun güzeline bakar mısınız? Hiray Zerdüşt'ü keşfettim geçenlerde ve çok beğendim şarkılarını. Ender ilk defa dinliyor. Nasıl? Dinlesin de fikirlerini söyler. Çok beğendim şarkılarını. Araba listemin değişme zamanı geldi. Benim sen koydu köşe. Evet, Ender yattı. Birazcık müzik dinledik. Bir dakika. Şöyle koyayım. Ender yattı. Ben mutfaktayım. Şimdi kalan yemeklerimi kaplara koyup buzdolabına kaldıracağım. Havuçlara şu an buharlamam. Yani buharda pişirmem. Havuçları da buzdolabına kaldıracağım. Ayrıca şu kalan şey bayağı bir kurudu. Bunu bir sebze kurutucudan geçirip porsiyonlara ayırıp derin dondurucuya kaldıracağım. Mutfağı kapatacağım. Çayımı da ısıtıyorum. 1-2 bardak daha çay içip ben de yatacağım. Çünkü yarın diş hastanesine gideceğiz. Oğlum geldi. Paşam geldi. Ay bir dakika. Ay çok kötüyüm. Bakar mısınız? Altımda tişört, üstte bunu giydim. Yarın diş hastanesine gideceğiz. Oradan özel bir diş hekimine gideceğiz. Biraz gündemimiz yoğun olduğu için ben de yatarım ama şu an benim için çok erken bir saat. Size şunu göstermek istiyorum bir dakika. Hadi gel anlatalım gel. Gel. Gel anlatalım gel. 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 Oğlum gel. 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 Oğlum oluşuk. Belimde de şey var. Uzun kollu tekrardan body var. Çok seviyorum ya. Çok. Böyle. Sıcacık. Sıcacık benim. Oğlum sıcacık. Aslında şey yapsak mı Fox? Bu videoyu düzenlesek de taze fırından çıkmış vlog olsa. He? Düzenleyip yüklesem. Taze fırından çıktı yazsam. He? Olur mu acaba? Fokusçu. Fokusçu. Bak.
buradalar. Bay bay yap. Bay bay. El ver. El ver. Dur dur. Öpme. El ver. El ver el. Otur el ver. Ver. El ver. Hadim. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videoyu düzenlemeye çalışacağım. Bugünkü videoları daha doğrusu. Ve taze taze bir vlog bakacağım. Sevilirse, beğenilirse taze fırından yeni çıktı serisine devam etmeyi planlıyorum. Yoksa eski düzende devam. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Oğlum oluşuk. Oğlum buruşuk gel. Annem neredesin? Şu, baksanıza ya gel. Hadi gel kapanış yapalım. Gel bir daha yapalım. Olmadı. Fırından taze taze serisi yapıyoruz Fox. Gel. Gel. Buradayım burada Fox. Gel. 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 Hadi fırından taze taze serisi. Beğenirlerse her gün sizi günlük vloglayıp yükleyeceğim biliyor musun? Kim o gelen? Kim geliyor? Kim geliyor? Gel. Gel. Fındık fındık fındık. Ay kızlarım geliyor kızlarım. Gel. Ay benim kızlarım. Aa, içli köftem geldi. Gel. Gel. Gel içli köfte. Gel. Buradayım gel. Bak. Kobem. Gel. Gel. Ha, kızım ben seni görüyorum annem. Gel Kobe. Görüyorum ben sizi kızlarım. Kızlarım. Nereye yattı bakar mısınız? Kızım gel. Kobe. Gel. Kobe. Kobe yemekleri kokmuyor. Gel. Gel. Adam çok çok çok. Tamam kızım seni görüyorum anneciğim. Vurma. Tamam. Çak. 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 Evet. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu fırından yeni çıktı serisini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve mutlaka beğendim veya beğenmedim diye yorum bırakmayı unutmayınız. Uf, 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 uf. Ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Değil mi? Bu çocuklar. Anne koca 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 koca. Evet. Annem. Anneciğim. Of. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fındık gidiyor. Nereye gidiyor? Gitti. Hoşça kalın dedim çünkü. Hoşça kalın dedim. Kobem. İşli köftem. Kobe. Nerede benim kızım? Kobem. Kobem. Uf. Çocuklarım, ballarım, ballarım, kaymaklarım. Annesi kuçum. Ver, 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 tamam ver. Ver. Ay çok seviyorum arkadaşlar. Çok. Şunların tiplere bakın. Tipi tipler. Kızım nerede benim? Kızım nerede benim dürtüklüğü oradan görüyor musunuz? Dürtükçü başı. Dürtükçü başı. Hadi bakalım. Haydi kaldığımız yerden devam. Bay bay. Bay bay. Haydi bakalım. Ay. Şimdi işler beni bekliyor.